efendim, tatlı tuzlu ya. 360 ekranlarına, yeni nesil yayıncılığa hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün neler yapıyoruz? Donut var bir kere. Bu hani Amerika'da olan sabah kahvaltılarında tercih edilen böyle puf puf kabaran donutlar var ya, işte onlardan yapacağız. Çok heyecanlanıyorum. Ve onun öncesinde de peynirli çiçek milföy yapacağız. Ay o da çok şık, çok güzel. Efendim güzel bir program olacak. Güzel bir program bizi bekliyor. Hemen başlayayım ben milföyümün size malzemelerini saymakla. Evet, burada taze kaşarım var, beyaz peynirim var, yumurta sarısı, karabiber ve maydanozum var. 6 adet de milföyüm var. Bu kadar. Malzemeler çok basit gördüğünüz gibi. Hemen şimdi yavaş yavaş şöyle kaşarımı ilave ediyorum. Ondan sonra bir de peynirimi ilave ediyorum. Evet, beyaz peynir ve kaşar peyniri. Şöyle karabiberini, biraz da böyle baharatlı olsun istiyoruz. Ve maydanozu, bol maydanoz. Ne kadar yakışıyor değil mi şu üçlü birbirine? Hakikaten, gerçekten çok yakışıyor. Böyle klasik bir peynir içi ama ne kadar güzel oluyor değil mi? Yani bundan vazgeçemeyiz zaten bu peynir içinden. Evet, şöyle güzelce karışsın. Milföyümde şöyle yavaş yavaş açıldı. Evet, onu şöyle tezgaha alıyorum. Şimdi içine şu yaptığımız peynirli karışımı koyuyorum. Evet. Sonra şöyle bohça gibi dört yanından kapatıyorum. Evet. Şöyle kenarlarından da kapatalım. Bildiğimiz bohça oldu bu. Evet, şimdi şöyle elime alıyorum. Birazcık yuvarlıyorum. Şöyle kenarlarını yuvarlıyorum. Ve tezgahıma oturtuyorum. Şimdi bıçağımı alıyorum. Bıçağımla birlikte şöyle çiçekler açıyoruz. Efendim, kendisine. O kadar şık oluyor ki sunumda, hem çok basit, hiç sizi yormayacak, hem de sunumda şık duracak bu çiçek milföyü sizinle paylaşmak istedim. Evet, böyle yapıyorum. Şöyle çiçek şeklinde oluyor ve fırın tepsime yerleştiriyorum. Sonra birazdan da üzerine yumurta sarısıyla daha iyi kızarsın ve pişsin diye süreceğim. Hadi hemen ikincisini de yapalım. Şöyle bol bir iç koyuyorum içine. Evet, şöyle içine bol koyuyorum. Evet, bohçamı burada yapıyorum. Şöyle bohçaladım. Kenarlarından da kapatıyorum bohçamı. Sonra ters çeviriyorum. Sonra hafif böyle kenarlarını yuvarlıyorum. Evet, şöyle. Şöyle birazcık yuvarlak olsun istiyorum. Kare ve yuvarlak arası bir şey oluyor zaten. Sonra başlıyorum buradan kesmeye. O peynirler içinde eriyor. Üzerine de yumurta sürüyoruz. Tam böyle 5 çayına size alternatif bir lezzet oluyor. Şöyle üstünün ortasından da biraz bastıralım. Evet. Hadi bir tane daha yapalım birlikte. Evet, şöyle çiçek milföyün içine bol malzemeyi koyuyoruz. Malzememiz de çok basit. Bol peynir koyduk içine. Hem kaşar peynir koyduk, hem beyaz peynir koyduk. Şöyle bohçaladık. Bohçaları da kenarlarından kapatıyoruz. Sonra ters çevirip yuvarlıyoruz. Ve de kesme işlemine başlıyoruz. Bunun adı çiçek milföy. Tam dediğim gibi 5 çaylarına size bir alternatif şöyle açalım. Bir de buradan keselim. Şöyle. Bir tane daha. Evet. Hafif de şöyle ortasını birazcık bastırabilirsiniz. Sonra da yumurta sarısını da sürelim. Sonra ben diğer milföyleri
yapmaya devam edeyim. Şöyle yumurta sarısını da süreceğiz bolca üstüne. Çünkü böyle güzelce çıtır çıtır kızarsın istiyoruz. Evet şöyle. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra diğer milföylerimi de yapacağım. Ve hemen fırına göndereceğim. Çiçek milföylerimizi hazırladım. Şimdi yumurtasını sürüyorum. Bolca bir yumurta sarısı sürüyorum. Sonra 180 derece fırına gönderiyorum. Fırınımı önceden ısıttım. Sıcacık beni bekliyor zaten. Evet, biz fırına gidiyoruz. Geldik danıt tarifine. Ay çok güzel oluyor biliyor musunuz? En heyecanlı bölüm bence. Böyle nefis danıtlar yapacağız birlikte. Hadi malzemeleri sayıyorum. Unum var, çikolatam var, şekerim, mayam, kuru mayam, tuzum, yumurta, tarçın, vanilya, şeker, süt. Bu kadar. Malzemeler böyle. Hemen şimdi yoğurmakla başlıyorum. Evet, şöyle yapalım. Tuzumuzu, şekerimizi ve sütümüzü koyalım. Bu arada mayamızı da hemen koyalım. Şöyle maya da yavaş yavaş şöyle bir şekilde aktifleşsin istiyorum. Vanilyamız var, onu da koyalım. Evet, şöyle iyice içini de sıvayalım vanilyanın. Evet, şimdi toz şeker ve tarçın sonrası için, çikolata da öyle. Şimdi unumuz var. Unumuzu başlıyorum ben yavaş yavaş koymaya. Bu mayalı bir hamur. O yüzden birazcık bekleyecek. Yarım saat, 40 dakika en az mayalanması gerekiyor. Tabii ki ben size o kadar bekletmeyeceğim. Hiç merak etmeyin. Evet, şöyle güzelce hamurumuzu yoğuralım. Tabii ki biraz daha un istiyor. Danıt yağda kızaran bir hamur çeşidi aslında. Amerika'da çok yaygın. Sadece bunların dükkanları var biliyorsunuz böyle değişik çeşitlerde. Elmalısı, şekillisi artık onların kültüründe kahvaltıda da çok olduğu için bizden çok daha farklı bir boyutta. Hatta burada da açıldı dükkanları diyebiliyorum. Bazı yerlerde görüyoruz böyle üzerinde çikolatalar ya da toz şeker, tarçın en güzeli zaten bence. Evet, şimdi biraz daha un alacağım. Ele yapışan bir hamur. Ama yavaş yavaş kıvamını bulacağız hep beraber. Mayalı olan hamurlar da genelde zaten böyle ele yapışıyor. Evet, şöyle güzelce yoğuralım. Biraz un, şöyle dipte kalan bir un vardı. Onu değerlendireyim. Sonra gerekirse yine un alırım. Ama galiba gerekmeyecek zaten. Ay çok keyifli hakikaten. Bunu kahvaltıda muhakkak yapın. Beş çayına da çok yakışır. Yağda da kızartacağız. O yüzden yağımın da altını yakayım. Şöyle kısıkta beni beklesin. Bu arada bunu kızartırken bir püf noktası var. Yağın çok çok açık, altının açık olmaması gerekiyor. Orta ateş kıvamında pişmesi lazım. Yoksa efendim yağ bir anda içi pişmiyor, hamur kalıyor. O yüzden içinin pişmesi için orta ateş olması lazım. Kısık ateşte olmaması lazım çünkü kısık ateşte de bu sefer tam pişmiyor. Evet, şu elime yapışanları da hemen bu hamura doğru veriyorum. Evet, hamurum gayet güzel oldu. Şimdi onu burada bekleteceğim. Ve mayalanmasını birlikte göreceğiz. Hamurumu böyle tezgahın üzerine aldım. Güzelce mayalandı.
Şimdi şöyle açıyorum. Evet, bir böyle açacağım. Biraz da böyle açacağım. Evet, şöyle. İstediğim boylarda yuvarlaklar kesmem mümkün. Tamam. Şimdi şöyle yapacağım. Bir tane böyle bir yuvarlak alacağım. Ve onun da ortasını şöyle küçülteceğim. Sonra bir yağlı kağıdın üzerine koyacağım. Şöyle aldım. Şöyle deldim. Evet, ve bir tane kağıdın üzerine yerleştirdim. Evet, sonra bunları tekrardan açacağım. Kenara fazlalıkları alıyorum. Şöyle. İsterseniz siz ortadaki kalıbı biraz daha küçültüp daha da irilerini çıkartabilirsiniz. Evet, şöyle yine halkamı kesiyorum bir tane daha. Ve ortasını şöyle deliyorum. Ve kağıda yerleştiriyorum. Şöyle kağıdıma yerleştirdim. Devam ediyorum yapmaya. Bir tane daha kestim. Şöyle deldim. Bir tane daha alalım. Şöyle keselim. Hemen kağıda yerleştirelim. Evet, kağıt tavaya yapışmasını önleyecek. Çünkü kağıtla birlikte yapacağım. Kızartacağım. Sonra da kağıtları hemen alacağım. Yağlı kağıt gerçekten çok işe yarıyor, değil mi? Kurtarıcı oldu mutfaklarda. Evet, bunu da böyle yaptım. Şimdi hamurumu şöyle bir kenara alayım. Ben bundan yapmaya devam edeceğim. İyice kızdığına eminim yağımın. Biraz altını kısıyorum. Ve yavaşça danıtları bırakıyorum. Şimdi yağlı kağıtlarını yavaşça kenara çıkartıyorum. Onların görevi tamamlandı. Şimdi evet, danıtlarımı yavaş yavaş çevirme zamanı geldi. Orta ateşte yapıyoruz. Çok böyle harlı bir ateş değil. Çünkü içinin de pişmesini istiyorum. Evet, çok güzel gözüküyor, değil mi? Tabağıma danıtlarımı alacağım. Bu arada diğerlerini de yavaş yavaş işleme alalım. Evet, şunu da şöyle kenara alalım. Evet, sırayla böyle pişecekler. Böyle kabardığını gördüğünüz zaman ve rengini de böyle altın rengini aldığı zaman, işte tam bu zaman artık yavaşça kenara alma vakti gelmiş oluyor. Evet, şöyle her tarafı eşit renkte olacak. Bir tatlı tuzun daha sonuna geldik. Çiçek milföylerimiz çiçek gibi hazırlandı. Fırından çıktı. Çok güzel gözüküyorlar. Bir de danıtlarımız var. Şimdi ben onları şeker ve tarçına buluyorum. İsterseniz çikolataya bulayın. İsterseniz şeker tarçına bulayın. Ama afiyetle muhakkak deneyime yapın diyorum. Efendim, hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.